İsmail Saymaz, 8 Nisan 2022, Halk TV Ölçer Apartmanı'nda yiten 20 can için 15 yıl hapis isteniyor. Geçen yıl Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde çöküp 20 insana mezar olan Ölçer Apartmanı'ndaki en büyük kayıp 23. dairede yaşandı. İstanbul'dan memleketine tatile gelen kuş ailesinin eviydi bu. Sel suları apartmanı sarınca 21 yaşındaki Sena Nur Kuş ve 45 yaşındaki annesi Şengül dışarı çıkamadı. Akrabalar ve komşular da evde toplandı. Çoğu çocuk, 13 can. Sena Nur saat 13.31'de İstanbul'daki abi Mert'e şu mesajı gönderdi: "Hakkını helal et kardeş." Abi kardeş saat 17.37'ye kadar yazıştılar. Sena Nur, "Abi korkuyorum, sinirlerim bozuldu." diye yazdı. Mert kardeşini sakinleştirmek için Sena Afada adını yazdırdı. Helikopter yolda dedi. Afada aradığı doğruydu fakat helikopter havalanmamıştı. Saatler saatleri kovaladı. Mert çok çaresizdi. Şöyle yazdı: Sena dua ediyorum. Yol gözüküyor mu? Yol gözüküyorsa çıksanız evden Sena. Ne yol gözüküyordu, ne de çıkmaları mümkündü. Sena Nur bina çöküyor diye yazdı. Saat 17:37 idi. Senanur ve annesinin de aralarında bulunduğu 8'i çocuk olmak üzere 17 insan can verdi. Üçünün cesetlerine ulaşılamadı. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ölçer Apartmanı'ndaki faciaya ilişkin iddianameyi tamamladı. İddianameye göre 1982'deki imar planıyla dere yatağı imara açıldı. Zamanla yoğunluk ve kat artışı getirildi. Apartman tasarlanırken taşkın riski ve dere yatağında olması dikkate alınmadı. Bina alüvyonlu toprağa dikildi. Selde ıslah kanalı taştı, sular binanın altını oydu. Oyulan bina yana yatarak çöktü. Müteahhit Mehmet Özkan, inşaat mühendisi Ahmet Ersöz, yapı denetçisi Salim Terzi ve Şadi Yıldırım'la Mimar Levent Mutlu'ya bilinçle taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmaktan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Suç bilinçli taksirle işlendiği için ceza 3'te birden yarısına kadar artırılabilir. Yani 20 can başına 9 ay ceza düşüyor. İmar planlarını hazırlayan İller Bankası ve Bozkurt Belediyesi ile kanaldan sorumlu devlet su işlerine dava açılmadı. Yargılanmaları izne tabi olan görevlilerle ilgili soruşturma sürüyor. Sanıklar da idariyi suçluyor. Ersöz, seli öngörmelerinin mümkün olmadığını, öngörme görevinin kamu kurumlarında olduğunu, imar planında ve plan notlarında felakete karşı alınacak tedbirlerden bahsedilmediğini savunuyor. Terzi, bölgeyi imara açan, dere ıslahı ve ruhsat veren idarenin konumunda olmadığını söylüyor mutluysa projede bir kusur ve eksiklik olması halinde belediye tarafından onaylanmayacağını vurguluyor. Haksızlar mı? Ailelerin avukatı Devrim Ulupınar, 4-5 yıl hapis cezası verilip hükmün ertelenebileceğini kaydediyor. İller Bankası, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü, Bozkurt Belediyesi ve AFAD yetkililerinin de aralarında olduğu 16 sanığın yargılanması gerektiğini anlatıyor. Gel gör ki burası Türkiye. Dere yatağı aç gözlülükle imara açılır. İlçede 5 kattan fazla imara izin verilmezken müteahhit 9 kata çıkabilir. Kendi oturduğu apartmanın temelini 2 kat atıp beton perdeyle örter de ölçer apartmanında alüvyonlu toprağın üzerine 1 metre temeli yeterli görür. Araçlar geçsin diye ıslah kanalının duvarları yıkılır. Tomruklar dere yatağında istiflenir. Dünyanın ucundaki AK Partiliği özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirmekle övünen iktidar, selde 6 saat boyunca vatandaşı kurtaramaz. Göz göre göre bina çöker. İhmalkar kamu kuruluşları korunur. Yalnızca müteahhit ve 4 adamına dava açılır. Onlara da en çok 15 yıl ceza istenir. Senanur apartmandan çıkamayacaklarını fark ederek, abi Mert'e Hakkını helal et kardeş diye yazmıştı. Asıl sen hakkını helal et kardeş. İsmail Saymaz